Evet, herkes tabii glutenin aslında ne olduğunu merak ediyor. Hep gluten gluten diyoruz ve bugün bize dedi ki glutenin gerçek yüzünü gösterelim. Neye benzediğini sizlere anlatalım istedik. Peki gluten neden oluşuyor? Tabii ki onun içerisinde, yani buğdaydan elde ettiğimiz onun içerisinde ne var? Glutenin ve gliadin diye proteinler var. Bunlar böyle farklı yapıdaki maddeler ama su girdiği zaman ikisi birbirinin içerisine giriyor ve böyle daha sağlam gluten adında bir madde açığa çıkıyor. Peki o zaman un tek başına yeterli mi? Hayır, gluteni gösterebilmek için önce unu hamur haline getirmemiz lazım. O yüzden elimizde 3 tane un cinsi var. Bir tanesi siyez buğdayından aldık. Bir tanesi pastalık un dediğimiz, yani zaten rafine edilmiş, içerisindeki proteinler oldukça uzaklaştırılmış olan un var. Bir de normalde fırına gittiğinizde ekmek aldığınızda karşınıza çıkan normal beyaz ondan bahsediyoruz. Şimdi hepsini birlikte su katacağız ve bunları hamur haline getireceğiz. Sonrasında deneyimiz devam ediyor olacak. Siz hamur haline getirişimizi izleyin diyorum. Unlarımızı tabii hamur haline getirdik. Hamur haline getirdikten sonra belli bir süre beklememiz gerekiyor. Beklememizin kastı şu: İçerisindeki protein tanecikleri birbirleriyle kaynaşırken tam bir molekül, yani tam bir gluten proteini haline gelsinler diye. Daha sonrasında bu yapmış olduğumuz hamurdan gluteni ayırabilmek için ne yapacağız? Tabii ki de akan soğuk suyun altında bir ters süzgeç yardımıyla tutuyor olacağız. Birazdan hep birlikte onu izleyeceksiniz. Sebebi de şu: oluşan hamurda aslında ne var? Nişasta var, bir de protein var. Nişasta suyla yıkanabildiğine göre, yıkandıktan sonra nişasta akacak ve nişastanın akmasıyla birlikte geriye sadece gluten kalacak. İşte o zaman gerçekten gluten neye benziyor? Hep birlikte göreceğiz. Yapmış olduğumuz hamuru yıkıyoruz, yıkıyoruz, yıkıyoruz. Hala yıkamaya devam ediyoruz, hala köpürmeye devam ediyor. Evet, bugün genetiği değiştirilmiş buğdaylardan ve genetiği oynamamış, orijinal genetik materyali korunmuş, kromozom yapısı korunmuş olan buğdaydan, yani siyez buğdayından elde etmiş olduğumuz unları, yani o buğdaylardan un elde ettik ve undan da hamur yaptık. Hamurları ise oluşan proteinleri yıkayabilip onları ayırabilmek için suyun altında dakikalarca yıkadık, masaj yaptık. Ve deneyimize bir de ne ekleyelim dedim. Dedim ki yani yapısının sağlamlığını görelim. O yüzden bir de tüp aldım. Ve şimdi sizinle birlikte bu gluten tanesini ondan sonra buraya takacağım. Tüpü çalıştıracağım. Evet, yani bir hava tanelerinin bile adeta ancak patlatarak içinden geçebildiğini ve kopartmakta oldukça zorlandığımı görüyorsunuz. Ve diğer taraftan daha büyük bir gluten parçasını şimdi buna takacağım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi havayı içine hapsedebilen, bağırsağınızın içinde bunun sindirilebileceğini eminim ki düşünmüyorsunuz. Adeta belki de elimize alsak böyle bile patlatabilirsiniz ya şeklinde şişedebilir. Çok oldukça yapısı sağlam. Hamurun içerisinde gluteni merak edenler, evet, içinize böyle bir lastik parçasını almış oluyorsunuz. Ve geldik ülkemizin genetiği korunmuş buğdaylarından, yani siyez buğdayından elde edilmiş olan un ve ondan elde edilmiş olan hamurun yıkanmış haline. Biz deneyi tamamlayamadık. Çünkü deneyi tamamlasak elimize neredeyse burada görmüş olduğunuz protein yapıları veya glutenler gibi hiçbir şey kalmayacaktı. Tamamen parçalanacaktı ve onun da son halini görüyorsunuz. Şimdi soruyorum size, biz bunu mu sindirebiliriz? Bunu mu sindirebiliriz? Dolayısıyla buğdayın bile, evet, tüketebilirsiniz ama sağlıklı olanla. Teşekkür ediyorum.